3 numaralı Azman Kovan'dayız. Azman Kovan hala azmanlığına devam ediyordu en son. Yine saldırgan eğilimler vardı. Diğer kovanlar gibi değillerdi. Şimdi bunu bir güzelce kontrol etmek istiyorum. Arılarımızı da mümkün olduğu kadar, yoğunluk fena değil. Arı yoğunluğumuz güzel. Bunlar hemen bakınız. Şimdiden hemen rahatsızlıklarını belli etmeye başladılar. Hemen kontrol edelim. Evet, ilginç bir şekilde bunda bal var arkadaşlar. Buna bal gelmiş, bal akımı olmuş. Bakın bu da ilginç bir deney oluyor benim için. Şimdi bunda bal varsa diğerlerinde niye yok diye düşünmemiz lazım. Evet, buna da gelmiş, hafif ağırlaşmış. Bakınız, yavaş yavaş da doldurdukları balları sırlıyorlar böyle tek tek. Tek tek. Bakın burada da aynı şekilde sırlanmış yerler var. Evet, buradaki arımız iki petekte de balı yapmış ilginç bir şekilde. Demek ki arıdan arıya, ırktan ırka fark eden bir durum da var olabilir. Genellikle de öyle düşünmeyi zorlayacak sebeplerimiz var. Evet, bakınız. Gayet güzel ballarını yapmışlar. İlginç. Evet, çok fazla rahatsız etmeyeceğiz dediğim gibi. Sadece. Evet, bunda da eksik şeylerimiz var. Çıtalarımız var. Eksik çıtalarımızı önümüzdeki hafta tamamlamayı tercih ediyorum. Bu hafta böyle devam edeceğim. Haftaya durumu değerlendireceğim. Şimdi buraya da bir yalıtım çıtasını bırakalım. Şu şekilde arılarımız artık eğer geceler serinleyecek olursa, şu anlar sıcak gidecek havalar ama gece serinleyecek olursa biz tedbirimizi almış olalım. Evet, 3 numaralı kovanda ilginç bir şekilde iki çıtada da bal faaliyeti gördük. Evet. Bakalım. Dördüncü kovanımızda da eğer benzer bir durum varsa hakikaten evet, bunda da bal var. Buna da bal yapmışlar. Bunda eksik çıta da yok. Yavaş yavaş ağırlaşmaya başlamış. Boştu bu çıtalar. Biz bıraktığımız zaman. Kapağa bakalım. Kapakta fazla bir şey yok. Ama onda da bir hareketlilik, bir kalabalıklık var. Bal da gelmiş, nektar da gelmiş.
ufak ufak da kapatmaya başlamışlar. Onun dışında özel bir durum bunda da yok. Evet, fıs fısını yapıp bunu da paketleyeceğiz. Evet. Yalıtım çıtasını bırakalım. Bundan sonra artık yalıtıma dikkat etmek durumundayız. Evet. 4 numaralı kovanımızdaki kat kontrolünü de gerçekleştirdik. Üst katta 3 numaralı da olduğu gibi bal yapıldığını tespit ettik. Şerbet naylonlarımızı da toplayalım. Şerbet herhangi bir şekilde zarar vermeden. Bakalım strafor kovanımızdaki oğul kolonimiz ne yapmış? Onu görelim. Ondan sonra da şimdilik bakımımızı tamamlayacağız. Bugün yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de aslında kovan girişlerimizin ağzını daraltmak olmalı. Evet. Aralarımız bu kovan nazar değmesin. Çok düzgün çalışıyor. Güzel bal dolmuş. Burada da larvaları da görüyorum. Polenleri de görüyorum. Güzel bal yapmış buna. Bunu şöyle birazcık kenara bırakalım. Kapalı yavrumuz ve yavru atılacak yerimiz var. Üst kısma bal getirmiş. Alt kısmında da gördüğünüz gibi kapalı yavruyu yapmış. Üst kısmı güzel sırlamış. Balını hazırlamış arımız. Bunun güzel bir anası vardı. Göründüğü gibi hala da güzel çalışıyor. Günlükleri göremedim ama şimdi indireyim. Yani bizim buradaki sıkıntımız sadece kovanın standart olmamasından kaynaklanıyor. Onun dışında aslına bakarsanız çok ciddi bir sorunumuz yok. Evet, bu da bal ve kapalı yavru. Bal ve kapalı yavru. Ağzına kadar bal ve kapalı yavruyla dolmuş. Güzel bir çıta. Kaldırmakta bile güçlük çekiyorum. Dolayısıyla iyi bir çıta. Hakikaten bunları bu kış çıkartabilecek kadar güçlü bir çıta. Yine kapalı yavru, yine bal, yoğun bal, kapalı yavru, ana falan göremiyorum. Burada da çok yoğun bal ve kapalı yavru. Ananın
yavru atabileceği yerler. Evet, fazla yok ama yapacak bir şey de yok buna. Şimdi en sona atılmış olan kasnağa bakalım. Kasnakta, evet, kasnakta bir şey yok. Yavru atılacak yer de var. Kasnakta, burada buna yapacak bir şeyimiz yok. Evet, yavru atılmış zaten. Evet, bunu böyle olduğu gibi bırakacağız. Evet, buna da acilen bir kovan bulup düzen getirmemiz lazım. Yoksa buradaki gayretimiz birazcık olumsuz sonuçlanabilir. Kalın bir çıta olduğu zaman da böyle yerleştirmesi ayrı bir dert oluyor. Evet. Mecburen böyle yapacağız. Birazcık araları açıyorum ki şuradaki arımız durumu kurtarsın. Bunlara da solüsyonumuzdan sıkalım. Ağustos sonundayız, Eylül başındayız. Dolayısıyla artık arılarımızın giriş çıkışlarını daraltma zamanımız geldi. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Bir tanesini öldürdük ama yapacak bir şey yok. Evet, burayı daralttık. Asabi arkadaşları da daraltalım. Bunu da daralttık. Arılarımız biraz rahatsız oldular. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi 1 ve 2'yi de yapalım. Giriş çıkışları da daralttık. Artık yağmaya karşı olabilecek en iyi tedbiri almaya çalışıyoruz. Hatta şunu da birazcık daraltabiliriz. Oradan giriş çıkışları birazcık şey yapalım, azaltalım. Evet, arılarımızın son durumu bu.